tüm elektronik ihtiyaçlarınızın adresi MediaMarkt sunar. Tabii takas konuşmaya devam ediyoruz. Çünkü hakikaten çok yoğun bir gün oldu. Orlando'dan ve biraz diğer takımlardan da bahsedeceğiz. Orlando elindeki bütün değerli oyuncuları kadrodan çıkardı. Aaron Gordon'u biraz önce zaten konuştuk. Belki de gecenin sürprizi için Chicago Bulls'a geçmesi oldu. Nasıl değerlendiriyorsunuz? İşte bu Rob Hannigan Wonder Boy diyorlardı. En geç genel menajer olmuştu. 2012 idi galiba. Daha önce Spurs'de çalışmıştı. Yani en iyi okullardan biri. Sonra da Sam Presti onu Oklahoma City'ye almıştı. Yani şeyin devamıydı. Spurs eğitiminin devamıydı. Ama onun Rebuild projesi tamamen şimdi çöp oldu hatta yani Magic taraftarları bunun bir iki yıl önce yapılmasını evet. istiyordu. Çünkü baktığın zaman 9 sezondur Vucevic Orlando'da. 9, 9 sezon. sezon. 7 sezonunda Gordon ve e, Fournier. Fournier, Fournier. ile geçirdi. Fournier yani, de Celtics'e gitti bu arada izleyicilerimize de, de ha, on, O da gitti Onu yani. da konuşuruz. yani 7 sene 3 ana parça buysa bunun daha önce de kararlaştırılması normal e, normal karşılanabilirdi. Şimdi Chicago Bulls taraftarı, hatta hem Bulls is back. Ya arkadaşlarım Chicago'dakiler çok mutlu oldu ama ya diyorum 10. sıradasınız siz. Yani bu şey olsa e, Denver gibi işte 5, 6, evet. 4 oralarda geziniyor olsanız tamam birinciliğe çıkmanız için yani ben açıkçası bir anda Chicago'yu doğuda iddialı yapacak bir sen öyle mi düşünüyorsun? İddialı diyeceğim. İlk turda playoffa kalır. İlk turda kim ne işte playoffa kalır, kalırsa kadar... bence çok büyük bir başarı. Hakikaten. Şey, playoff yani. resminin içinde olacağını düşünüyorum ben bu hamleyle. Siz bir şey değişmedi mi? Ya bir şey değişmedi değil. Tabii ki. E... NBA'nin en underrated oyuncularından bir tanesi. Orla Orlando'da oynadığı için hiç ha, Buçevic, bu Çevic. Bu çeviç hiç şey yapmadı. Ee, eşinde üçüncü ya da dördüncü en büyük pazara gidiyor. Ee, 30 yaşında ee, böyle oynamaya devam ederse her yıl All Star olur ee, düşene kadar falan filan. Ama yani böyle Chicago'yu bir anda. yok ya Buradaki bence esas konu şey. Yani zaten e, aldıklarını da şey yaparız şimdi. E, sezon sonunda kontratı bitecek olan şeye e, Zach e, Davin'e şey mesajı. Bak, gitme. Tabii yapıyoruz. Biz, biz bir şeyler yapıyoruz. Sakın gitme mesajı vermek. E, şimdi Orlando açısından baktığın zaman yani Wendell Carter, Duke <laughs> Ya o kadar çok var ki. Hepsi de kötü değil yani. Kyrie Irving de Duke. Gerçi çok az iyi var. He? Çok az iyi var. Hayır şimdi bak zaman zaman bu North Carolina'da da oynuyor. North Carolina bunu e, Michael Jordan oradan ve James Worthy oradan hatta Bob McAdoo biraz daha geri gidersek. 30 senedir onu kullanıyor. Ha o, he, hepsi siliyor ya. Joe Wolf'lar vardı. E, Tabii canım. Ha, Mitch Kapçaklar, Tom Lagarde'lar yani şey Chris Ford yılın oyuncusu seçildi yani çok oyuncuyu bir araya getirdiğin zaman bunların hepsi lisede 5 yıldız hangisinin hakiki hangisinin de bıçak yani bıçak Tabii. kemiğe dayandığında hangisi gerçekten bir takımı sırtlayabilecek yoksa hangisi yanındaki iyi oynuyor diye evet. o da iyi oynuyor ayrımını yapamıyorsun neyse Wendell Carter İyi savunmacı diyorlar. Ben görmedim. Ee, <laughs> şöyle yani 5 numara fiziği yok. Ama 5 numara. 4 yani. e, numara oynayamıyor. Çünkü başta şutu evet. olmak üzere. Yani evet. Duke'un işte 5 e, yıldızlı aldığı ve şampiyon oluruz diye sadece ve sadece Kentucky'nin de yaptığı gibi iyi yönlerini kendi parlattı. kendi parlattı şeyine kullanıp e, menfaatine e, otoporter. Diğer, ya Otto Porter sen seversin değil mi? Öyle diyor, bir şey hatırlıyorum. Yok, Öyle bir şeyim ha, yok. Karıştırdım. <laughs> ya Otto Porter e, Juan Howard ya. Yani iyi oyuncu ama ezici bir kontrat imzalamış. Tabii. Yani, Batum gibi. Ya, yani şey diyeyim. Batum gibi. E, yani Wizards olduğu için Juan Howard'ı evet. kullandım. Juan Howard zaten salary cap'ın gelmesini e, <laughs> hayır şey ııı e, kontrat senesinin yani bir süre kuralların sürü, bir sürü sebebi. kuralların değişmesine neden oldu. İlk 100 milyonlu kontratı imzalayan oyuncuydu. Eee ya, yani. Porter Howard'dı. Ha? Howard bir yani. Michigan'da o coach şimdi. Yani iyi bir oyuncu o kontrat sezon sonunda bitiyor. Yani hoşuna giderse burada kullanabilirsin. 26-27 evet. yaşında. Ama normal fiyatlarda kullanabilirsin. Kesinlikle. E, üçüncü mü ne seçilmişti? Yani öyle şey de değil. Yo, çok büyük bir şeyle gelip George aslında Town. kariyerinin başında iyi değildi ama ikinci, üçüncü seneden sonra... Sonra çok şey oldu. Ondan sonra Muzır daha da üstüne koyar deyip o kontratı verince ezildi gitti. Ama e, fena oyuncu değil e, bana sorarsan. E, öbür takası pek anlamadım. Orlando Yok. açısından. hangi o Fournier takası ha, mı? Yani Jeff Teague ne yapacaksın? Yani Rebuild yapıyorsun. Herhalde bayat yapacaksın Herhalde. değil mi? İki tane ikinci tur. Yani ikinci turlar... Yani NBA'de ikinci turların çok... Ha yani... Çok şeyi. Fournier'i başka biri almak için sırada mıydı? Değildi büyük ihtimalle. Değildi. Boston'ın alma sebebi Gordon Hayward'dan kalan Trade Exception'dı. Aynen öyle. 17 milyon dolarlık kontratı var şeyin. Ama bence faydalı olur. Niye olur biliyor musun? Şimdi sabah biraz Boston şeylerini gezdim. Hepsi hüngür hüngür ağlıyor. Yani bize neler e, vaat ettiniz sonunda bize ne verdiniz Aynen diye. öyle. Bak o da öyle. <gülüyor> <gülüyor> Senelerdir elimizde acayip asetler var kullanacağız takım hiçbir şey kullanılmıyor. İşte bak ondan yani Oklahoma City'de de 17 first round, 17 second round. O inanılmaz bir rakam. 7 senede 34 seçme hakkı. Ya yani bunlar garanti değil. Bunları biriktirirken bir planın olması lazım. Şu anda belki lise 1'deki oyuncuların bile 5 sene sonra ne olacağını, ne olacağını değil. hesaplaman gerekiyor. Yani çünkü her draft hakkı aynı sırada da oyun olsa aynı değerde değildir. Değil. Yıldan yıla çok... E, Lebron James'in çıkacağı seneyle e, Kwame Brown'un Brown çıkacağı <laughs> sene aynı değil. <laughs> o açıdan yani 17-17 e, güzel. Patrona devamlı mesaj veriyor Sam. Evet. <laughs> yani gelecek bizde, gelecek bizde ama işte Celtics'te gördüğün gibi o kadar şey her zaman e, başarı evet. anlamına gelmiyor. gelmiyor. Ama bence... Gereksiz üzülüyorsunuz. Katkı yapacağını düşünüyorum. Sezon sonunda kontratı bitiyor. E zaten uymamışsa da kaybettiğiniz çok fazla bir şey yok, yok. yani. Yok. Yok, ihtiyacı gidermedi bana sorarsanız. Boston cephesinden bakınca. Ama Boston'un bench'ten bir şeye ihtiyacı var bence. Uzun ihtiyacımız ama 2 senedir. 2 senedir katkı veren uzun ihtiyacı giderilemeyen bir. E Mo Wagner'ı aldılar. <laughs> Ona reaksiyonum bu tepki mi? Yani ne yapalım? Mama Wagner'ın tepkisi. <laughs> o yüzden e, Boston için hayal kırıklığı olan bir sene bence öyle bitecek, öyle mi bitecek, öyle bitecek gibi gözüküyor Murat abi. Zaten Kemba Walker'ın e, Ya Ama işte o sakat olmasaydı böyle mi olurdu? O da tartışılır. Bir, bir şey var orada lanet. Yani Isaiah Thomas'la başlayan sakatlık e, şeyi, işte Kyrie Irving'in dikiş tutmaması, Kemba Walker'ın sakatlığı aslında hep aynı pozisyonda bir e, sıkıntı çekiyor Boston Celtics. Yoksa iki tane genç hakikaten, Tatum ve Jaylen Brown çok önemli parçalar ama etrafına Marcus hala... Marcus Smart'ı takas edecekler diye. Birçok dedikodu, dedikodu yalnız dedikodu bu sene tabii. fıs çıktı. Normalde bu kadar fıs çıkmaz, çıkmaz. ya. Çıkmaz. Doğudaki, Lowry, Lowry e, yerinde kaldı. Lowry, Lowry için e, istediğini alamadı masajı dediler. Bir de herhalde orada Biraz da Duygusandı. duygusal yaklaştılar. Lauri'nin çünkü Toronto'nun şampiyon olması, işte Lavrie'nin oradaki rolü, e, şey yapmak istemediler gibi geldi bana. Yoksa Lauri'ye kesin talip çıkmıştır. Vardı canım, çok vardı da işte onların istediğini veren çıkmadı. Çıkmadı. Yani bunu alacağım ama Toronto'nun Toronto geri adım diye. atmaması da güzel bence. Kesinlikle. Boston'un rakiplerinden biri olan 76ers'ı da konuşalım. Konuşalım. Onlarda George Hill'i aldılar, kadroya kattılar işte bu Sam Presti'nin takas şey seçme haklarından iki tanesinde o bu takaslarlar. George Hill sizce 76ers için bir önemli bir katkı veriyor. Abi ya şimdi George Hill diyoruz. Hep George Hill şöyle, George Hill böyle. Her sene George Hill playoff'larda. Yani şimdi George Hill'ın şöyle... Yoksa tavuk yumurta gibi durum var. Yani George Hill... George Hill'ı bir playoff getiriyor yoksa playoff takımları George Hill'ı mı alıyor? E burada biraz playoff takımı George Hill'ı almış olacak. Yani e, Milwaukee'de de olduğu gibi. Ama çok tecrübeli. E, hem oyun kuruyor hem e, şutu var. Yani e, ne olur? işte maç sonlarında Dark Rivers e, Simmons'ı point oynatmayıp e, oynatır. onu oynatır. Onu başka bir pozisyonda değerlendirir. Ama yani e, Kyle Lowry'i kovalarken George Hill'a razı olmak o da yani o da sizin Boston Celtics'ın <laughs> üzülmesi gibi bir şey yani. yani aynen öyle. Ben George Hill'i yani Cavaliers aynı roldeydi. Ee, sonra Milwaukee de aynı roldeydi. Şimdi de 76 da aynı rolde olacak bir e, isim. Yani uzun zamandır bu rolü zaten benimsedi artık. iddialı takımlarda yedekten gelen oyun kurucu olarak çok hayatı değiştireceğini düşünmüyorum. Fayda, faydalı olur ama olur, dediğin gibi olur. öyle dramatik bir şey yapmaz. Ama, yani. e, Orada Lauri'yi alabilseler de o çok fark o ederdi. O çok fark ederdi. O zaman zaten 76 e, hakikaten şampiyonluğun yani doğudaki en büyük adayı mı diye konuşmaya başlardık. Ama e, de demek ki istenileni vermediler. Çok istiyormuş. Yani Masai ve Toronto Raptors dedik. Orada da bir Norman, Norman Powell takaslandığı bir durum oldu. Yani Lowry gitmedi ama Paul'u ya normal Paul muazzam bir çıkış yakaladı. Şimdi geçenlerde bir zaman bu zamanlar Amerika için Damian Lillard'ı yaptım. Biraz araştırırken bir şey karşıma çıktı. Damian Lillard'la CJ McCollum oyundayken Portland'ın şeyi artısı acayip bir artı var. Damian Lillard var. C.J. makalım yok. Hafif e, bir eksiğe efendim. geçiyor. Çok hafif. E, tersi C.J. McCallum e, var. Bayağı bir eksik. İkisi de olmayınca perişan e, durumda. E, şimdi e, çok önemli bir üçüncü silah aldılar. E, e, Nurkic geri geldiğinde üçü bir arada bile bence oynayabilir oynar. diye düşünüyorum. Maçın sonlarını oynar. Maçın sonlarını. Hangisini tutacaksın? Hangisiyle eşleşeceksin? Ee, bence Portland için güzel bir hamle. Ha Bu arada CJ McCollum'un da devamlı sakatlanmasına karşı da bence bir e, yedek lastik getirmiş oldu. Yani hem yedek lastik hem ana lastik evet. olabilecek bir isim. Bence de yani rotasyonda benchten gelip otomatik sayı bulacak ve e, o iki ismi dinlendirecek önemli bir takas oldu. Geçen Bubble'da hatırlıyorsanız Gary Trent Jr. olmayacak işlere imza atıyordu ama onun hakikaten bu sene de devam ediyor. Bu sene de devam ediyor ama yani hangisini seçersiniz deseniz ben Norman Paul'un daha bir adım önde olduğunu düşünüyorum açıkçası daha çok katkı vereceğini düşünüyorum Blazers'a. O açıdan da bence Portland elindeki resme göre önemli bir hamle yaptı. Onlar da batıda yine orta sıralarda. Yani onların işte sağlığına kavuşması lazım. İki sene içinde şimdi Damien üzerine müthiş bir, müthiş bir yük, yük bindiriyorlar. Hatta yani böyle devam edip de sakatlıklar inşallah olmaz. Şey olmaz. Olursa yani 5-6 falan sokarsa doğudan, şey batıdan. En büyük MVP adaylarından biri zaten. Ben ben yani kesin düşünürüm. Kesinlikle. Kesinlikle. Yani bu sene MVP seviyesinde oynuyor en azından. E, CJ, CJ gibi oynar. İşte Nurkic döner ve Paul da yılın 6. adamı olabilecek seviyede bir oyuncu. Portland'ı hakikaten tehlikeli bir takım haline getiriyor. Onlar da kimsenin oynamak istemediği bir takım. Zaten Batı'da, kimse evet, oynamak Batı'da. istemiyordu. Tabii. İyice şimdi Kesinlikle. kimse oynamak istemeyecek. Diyelim ve bir sonraki konumuza geçelim. Tüm elektronik ihtiyaçlarınızın adresi Mediamarkt sundu.